Herkese yeniden selamlar. Fuleli Adımlar'ın 21. bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bugün Sivas Spor maçını konuşuyoruz. Bursa Spor'un 2-0 mağlup olduğu. Bildiğiniz üzere Bursa Spor bugün saat 1.30'da Sivas Spor deplasmanına gitti ve Sivas Spor deplasmanından ne yazık ki 2-0 mağlup ayrıldı. Şimdi maça dair değerlendirmeleri yapmadan önce eğer bu videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu benim için gerçekten çok önemli bir konu. Kanalımın gelişmesi ve desteklenmesi için bunları yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdi videoya geçelim. Şimdi maçla ilgili ben notlar aldım izlerken maçı. Özellikle bugün yaratıcı oyuncu eksikliğimiz çok fazlaydı. Özellikle Pablo Martin Bataja'yı bugün çok fazla aradık diyebilirim. Bataja'nın eksikliği, Bataja'nın kreatif oyununa hiçbir şekilde ulaşamadık. Yine aldığım notlar arasında Aytaç Karan'ın bugün Bursaspor'a efektif olarak veya saha içinde hırçınlık ve motivasyon dışında pek bir şey getirdiğini düşünmüyorum. Bugün Aytaç, Saviyet, Badji üçlüsüyle sahaya çıktı Samet Aybaba. Ama aralarında bence Furkan Soyalp'in de olması gerektiğini düşünüyorum. Furkan Soyalp'in olmaması yaratıcılık adına Bursa Spor'a bir handikap oluşturdu. Ne yazık ki elimizdeki en yaratıcı oyuncu şu an itibariyle Furkan Soyalp. Furkan Soyalp'in olmaması kötüydü. Tunay Torun tercihini ben Yusuf Erdoğan yerine doğru buldum. Lakin 45. dakikada Tunay Torun'un oyundan çıkarılmasına hiçbir anlam veremedim. Tunay Torun'un maalesef oyundan çıkmaması gerekiyordu. Yine değinmek istediğim noktalardan bir tanesi sol bekimiz Umut Meraş. Umut Meraş çok iyi niyetli bir oyuncu. Lakin Bursaspor'un sol beki olabilecek kalibrede bir oyuncu değil. Defansif olarak oynadığını düşünürsek hücumlara hiç katkı veremiyor maalesef Umut Meraş. Hep baktığınız zaman Barış Yardımcı bir tık ilerideyken Umut Meraş maalesef bir tık geride kalıyor ve Bursaspor'un hücuma hızlı çıkamamasını sağlıyor. Ama önemli savunmacı, bunu da belirtmek gerekiyor. Barış Yardımcı ile ilgili yine beklerle ilgili konuşalım. Barış Yardımcı maçın 13. dakikasında inanılmaz bir kademe hatası yaptı. Neredeyse gole sebebiyet veriyor. Allah'tan dışarı vurdu. Az evvel dediğim gibi 3 tane aynı tip orta sahayla oyunda olması Bursaspor'un oyun adına hiçbir gelişim sağlamıyor maalesef. Özellikle Henry Saviyet'in biraz daha bunlardan farklı olduğunu oyundan çıktıktan sonraki oyun düşüşüyle görmüş olduk Bursaspor'un ve bu bağlamda Bursaspor'a çok büyük zarar. 15. dakika itibariyle Allano Lima'nın performansının çok kötü olduğunu söylemişim. Tekrar tekrar Aytaç Kara'nın çok kötü olduğunu söylemişim ve Aytaç Kara sarı kartı gördükten sonra oyundan çok fazla düştü. Zaten sert müdahaleleriyle tanıdığımız, hırsıyla tanıdığımız bir oyuncu olduğu için Aytaç Kara bu müdahaleleri de yapamayınca adeta oyun benliğini kaybediyor diyebiliriz. 20. dakikada bildiğiniz üzere Henry Saviyet sakatlanarak oyundan çıktı. Henry Saviyet'in yerine Yusuf Erdoğan girdi. Ama ben burada Samet Hoca ile aynı düşünmüyorum. Henry Saviyet'in yerine bence Furkan Soyalp'in oyuna girmesi lazımdı. 20. dakikaya kadar efektiflikte sıkıntı çektiğimiz bir dönem olduğunu düşünürsek maçın Furkan Soyalp'in daha faydalı olacağını düşünüyorum. 26. dakika itibariyle yine Lima'nın çok kötü olduğunu söylemiştik. Allah'ına Lima bugün vermesi gereken katkının onda birini bile veremedi bu maçta. Diafra Sakho da hiçbir şekilde beslenemedi. Bugün sıkça offside'a düştü denemelerine rağmen. Bir tane pozisyon var ilk yarıda. Ali Şaşal Vural'ın elinden kaçırdı. Orada biraz daha takipçiliğini geliştirmiş olsa Sakho, yani takipçi pozisyonda kalmış olsa belki gol atması işten bile değildi. Yine devam edelim. Gol yollarında çok kötüyüz. Ayrıyetten yaratıcılığımız sıfır. Aytaç Badji 10 numara olması gerekiyor. Bursaspor orta sahasının dizilimi. Lakin Henry Saviyet'i 6 numara 8 numara arasında kullanıyoruz. Badji 6 numara. Aytaç Kara'nın görevi belli değil. Aytaç Kara ile Henry Saviyet aslında aynı görevde duruyorlar. 37. dakikada takım çok kötüydü. Ardından ilk yarı sona erdi. İlk yarıda Bursaspor'un dişe dokunur bir hata dahi yoktu. Tunay Torun'un getirdiği pozisyon dışında maalesef ilk yarıda Bursaspor 0-0-0 elde var. 0'ı oynadı. İkinci yarı itibariyle belki de sahada en çok iş yapan oyuncumuz Tunay Torun'u kenara çekti Samet Aybaba. Furkan Soyalp oyuna girdi ama oyuncularda maalesef ikinci yarının ortasından itibaren gördüğümüz şekilde hiçbir şekilde oyunu ileri taşımak adına bir durum yok. Hiçbir şekilde galibiyet arzusu yok. Hafta içi ve Sivas'a gidilirken yapılan manipülasyonların, galibiyet istiyor takım, galibiyete çok aç manipülasyonların hepsi içimizde patladı adeta. Baktığımız zaman takımda hiçbir şekilde bunun ışığını maalesef göremedik, gösteremediler bize. Bu da bizim açımızdan taraftar olarak veya Bursaspor sevdalısı olarak bizim canımızı çok fazlasıyla sıktı. 59. dakika itibariyle Jerez Kembo Ekoko'nun oyuna girmesi gerektiğini düşünmüşüm. Şimdi baktığımız zaman Samet Aybaba kampsız dönemden gelen Jerez Kembo'ya sezon içinde 2 kere şans vermesine rağmen bu şekilde çok efektiflik adına çok zorlandığımız bir maçta neden oyuna almadı? Samet Aybaba bunu daha iyi bilir. Tabii ki hafta içi onunla sürekli çalışan o ama ben Jerez Kembo Ekoko'nun oyuna Umut Nayir'in yerine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Umut Nayir çünkü topa bile değemedi neredeyse oyuna girdiğinden itibaren.
itibaren. 66. dakika itibariyle yine Jires Kemmo'nun oyuna girmesi gerektiğini yenilemişim ama maalesef olmadı. Barış Yardımcı'nın yapmış olduğu savunma kritik hatalar var. Savunmada kritik hatalar var. Barış Yardımcı da bugün performansını yeterince sergileyemedi diye düşünüyorum. Duran toplarla ilgili bir şeye değinmek istiyorum. Duran toplarda Bursaspor maalesef bugün çok anlamsız tercihler yaptı. Özellikle Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyerbin kullandığı serbest vuruş ve kornerler gerçekten çok etkisiz ve Bursaspor'a bir fayda getiremeyecek türdendi. Uzun yıllardır gerçekten bu duran top problemimiz var. Duran toplarda bir türlü Bursaspor yararlanamıyor duran toplardan düzgün şekilde. Bu dönemde de Bataja ve Belluşi'yi bir kere daha arıyoruz. Bursaspor genel itibariyle bugün geçen sezonun bir kopyası olarak sahadaydı. Maalesef hoş geldin kanser spor demeye yakınız. Bundan dolayı da Bursaspor'un bir an önce toparlanması gerekiyor. Önümüzdeki hafta rakip kardeş Ankara Gücü ve Ankara Gücü maçından mutlak 3 puan alınmazsa Bursaspor şu an itibariyle 7. hafta bitmemesine rağmen küme düşme hattına yerleşti. Son olarak değinmek istediğim oyuncular var. Umut Meraş maalesef bugün sınıfta kaldı. Leto Levici, Robinho gibi bir açık kanat oyuncusuna bence daha çare olabilirdi. Leto Levici'nin tecrübesi Robinho'yu durdurmaya yeterdi. 2 tane gol yedik ve 2 golde maalesef Umut Meraş'ın kanadından onun önünde de oynayan Lima'nın savunmaya vermediği destekten dolayı Umut Meraş'ın da kötü oynamış olması ihtimal dahilinde. Aytaç Kara artık 11'de olmamalı. Lakin önümüzdeki hafta Badji'nin sarı kart cezalı olması, Savyet'in de sakatlığından dolayı muhtemelen oyunda olmayacak olmasından dolayı 11'de olacak. Aytaç Kara önümüzdeki haftadan sonra bir uyarı verilmeli ve kızağa çekilmeli diye düşünüyorum. Yusuf Erdoğan'la ilgili konuşayım. Yusuf Erdoğan ikinci yarı boyunca sağ çizgiden bir an olsun ayrılmadı ve Bursaspor adına hiçbir olumlu hareketi yoktu. Zaten ikinci yediğimiz golde yine Yusuf Erdoğan'ın hatası ve yaptığı yüzlerce hata var. Belki bir maçta 20. dakikada oyuna girmesine rağmen yaklaşık 70 dakika oyunda kaldı Yusuf Erdoğan ve bu 70 dakikada Bursaspor adına tek bir olumlu iş dahi yapmadı. Son olarak değinmek istediğim Henry Saviet'in önemi. Henry Saviet oyundan çıktıktan sonra oyundan nasıl düştüğünü görüyoruz Bursaspor'un. Bu da gerçekten bizim canımızı sıkıyor. Önümüzdeki haftalarda inşallah bu durum biraz tersine döner. Bursaspor galibiyetlerle kendini şekillendirir ve puan cetvelinde daha yukarı sıralara çıkmaya başlar. Videonun sonuna burada geldik. Bu hafta biraz sıkıntılı bir değerlendirme yaptık. Umarım önümüzdeki hafta galibiyeti değerlendiririz. Güzel bir şekilde dostları, tribündeki dostluk anlayışını değerlendiririz. Tribünleri değerlendiririz. Başka şeyler değerlendiririz. Videoyu bitirmeden önce bir duyurum var. Geçtiğimiz haftalarda duyurmuştum. Her hafta iç sahadaki takipçilerime bir adet maç bileti hediye ediyorum çekilişle. Bu bileti kazanmak için yapmanız gereken çok kolay. Bu videonun açıklamasındaki linkten çekilişe katılıp bilet kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Bileti kazanmanız için yapmanız gereken kanalıma abone olup videoyu beğendiğiniz takdirde çekilişe otomatik olarak katılmış oluyorsunuz aşağıdaki linkten. Bilete bu arada VIP tribününden 229. bloktan bunu da hatırlatarak videonun sonuna gelelim. Dediğim gibi her zaman olduğu gibi videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka futbol dili edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Ama abone olun. Abone olmanız çok önemli.